Japonya 2011 yılında büyük bir depremle sarsıldı. Depremin ardından dev dalgalar kıyıdaki yerleşim alanlarını yuttu. Dalgaların boyu yaklaşık 38 metreydi. Bu aynı zamanda yeryüzünde şimdiye dek kaydedilmiş en büyük tsunami felaketiydi. Sendai kentinin tsunami sonrası görünümü işte böyleydi. Ve su neredeyse depremden daha çok felaket getirmişti. Okyanusa kıyısı olan her kent için su ya da deniz, Akdeniz'de denize yüklenen romantik anlamdan çok daha farklı. Okyanus kentleri için deniz, romantizmden çok her an doğabilecek trajedinin göstergesidir. Ancak okyanusa kıyısı olmanın ötesinde, okyanusun bizzat içinde bulunan ada ülkeleri için durum çok daha trajiktir. Bu tip ülkelerde deniz, gündelik yaşamı şekillendirdiği gibi kültürel gösterge ve referansların da kaynağını oluşturur. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Japonya'da durum kelimenin tam anlamıyla böyledir. Ama Japon sanatçılar, özellikle ressamlar, felaket getiren suyun her tür görünümünü resme dökerek yeni bir konu yaratmayı ihmal etmezler. Bir süre sonra su, Japonlar için Fuji Dağı'ndan sonra ikinci ana temaya dönüşür. Ama sanatçılar için de biri, batılı sanatçıları derinden etkileyen özgün bir isim olarak öne çıkar. Katsushika Hokusai. ...1760 yılında bugünkü adı Tokyo olan Edo kentinde dünyaya gelen Hokusai, yaşamının büyük bölümünde daha çok resmin yaşlı çılgını lakabıyla anılır. Yağlı boya resim, desen, gravür ve halk masalları yazarı olarak ün yapan Hokusai, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Fransız izlenimcileri derinden etkiler. Paul Gauguin, Van Gogh ve Claude Monet onun resimlerindeki ışıktan ve sadelikten fazlasıyla etkilenirler. Hiçbir gölgeye yer vermeyen, batılı anlamdaki tüm perspektif kurallarını yıkan bu çalışmalar, akademinin katı resim anlayışına savaş açan izlenimciler için bulunmaz fırsattır. Klasik derinlik kurallarına aldırmadan, öne çıkarmak istediği figürü ya da biçimi, önde ya da arkada olsun, daha büyük yapan Hokusai resimleri, Monet'e bugün hayranlıkla izlediğimiz Japon köprülerini yaptırır. Aynı şekilde Van Gogh, Hokusai tarzında yağmur altında ıslanan köprüler yapar. Üstelik Hokusai, bugün yaygın bir desen biçimi olan manganın da öncüsüdür. Kendiliğinden, anlık, ön hazırlık yapmadan çizilen eskiz anlamına gelen manga,
bugünkü varlığını büyük oranda babası Hokusai'ye borçludur. Ancak Hokusai de tüm bunları belli bir geleneğin devamı olarak yapıyordu. Japonya'da 17. yüzyılın başında doğan ve yaklaşık 250 yıl etkisini hiç kaybetmeyen ukiyo-e geleneği, Japon resim sanatının belki de gelmiş geçmiş en büyük hareketiydi. Akıp giden hayatın resmi anlamına gelen ukiyo-e, ilk başta ahşap üzerine yapılan ucuz baskı resimleri olarak halk içinde yaygınlaşır. Ama kısa süre sonra Japon burjuvazisinin de dikkatini çeken resimler daha önce hiç görülmemiş konulara yer verir. Güzel kadınlar, ünlü hayat kadınları, sumo güreşçileri, kabuki adı verilen geleneksel Japon tiyatrosuna ait sahneler, fantastik konular, takvim, oyun kartı ve manzara ukiyo-e'yi bir anda Japonya'nın en gözde resim tarzına dönüştürür. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren batıya açılan Japonya, bu sanatı çay paketlerinin üzerine işlenmiş olarak Avrupa'ya taşır. Ukiyo-e, Japonlar için süslü ambalaj kağıdıyken, Avrupa için bir anda Japonizm adı verilen bir akımı doğurur. Devam eden yıllardaysa Japon ressamlar Fransa'da düzenlenen dünya fuarına davet edilir. Ancak Hokusai, her ne kadar ukiyo-e geleneğinden gelse de, resimlerinde kullandığı renklerle ve titiz çizgilerle farklı bir tarza öncülük eder. Aslında çok sayıda hocadan dersler alır ve her defasında hocasının tarzına uygun olarak adını değiştirir. Ama kendi değişmez ve mutlak tarzını bulmak gibi bir çabası da yoktur. Bunu da yıllar sonra, 74 yaşına geldiğinde, Fuji Dağı'na ait seri çalışmalardan birinin arkasına yazdığı bir notta çarpıcı biçimde dile getirir. 6 yaşındayken hayattan alınma şeyler çizme huyu kazandım. Derken bir ressam oldum. 51 yaşından itibaren belli bir şöhrete kavuşan eserler üretmeye başladım. Ama 70 yaşından önce yaptığım hiçbir şey dikkat çekmedi. 73 yaşında kuşların, hayvanların, böceklerin ve balıkların yapısını, bitkilerin büyüme biçimini kavramaya başladım. Bu konuda çalışmaya devam etseydim, 86 yaşında onları kesinlikle daha iyi anlayacaktım ve 90 yaşından itibaren gerçek doğalarına girecektim. 100 yaşındaysa onları her anlamda kavramış olacaktım ki, 130 yaşında yaptığım resmin her noktasında ve her fırça darbesinde capcanlı olacaklardı. Tanrım, o bitkilere ve bana uzun bir ömür ver ki tüm bunların yalan olmadığını kanıtlama şansına erişeyim. Hokusai 10 Mayıs 1849 yılında hayata veda ettiğinde tam 88 yaşındaydı. Geride bıraktığı resimler az önce söylediklerinin çoğunu kanıtlıyor. Bitkilerin, eşyanın ve doğanın gerçek yapısını anlamış biri olarak ölen sanatçı, bu eserleri sayesinde kendini hala kanıtlamaya devam ediyor. Ama her sanatçı gibi onun da kayırdığı, saplantı düzeyine getirdiği konular vardı. Bugünkü Japon bayrağının da sembolü olan Fuji Dağı, Hokusai'nin fırçasında çok sayıda resmin ya ana konusu oldu ya da uzaktan görülen silüeti. Ancak Fuji Dağı'nın 36 Görünümü adlı seri çalışması adının bugün bile yaşamasını sağladı. 1831-1833 yılları arasında yapılan bu seri toplamda 46 farklı resmi kapsar. Ancak ismi Fuji Dağı'nın 36 Görünümü'dür. Bunun nedeni ise ilk başta yapılan 36 resmin çok beğenilmesiyle seriye 10 farklı çalışmanın daha eklenmesidir. Fuji Dağı'nın 36 görünümü, Fuji Dağı'nın farklı noktalardan, farklı mevsimlerde uzaktan görünümlerini kapsar. Ancak bu resimleri günümüzde bile hatırı sayılır kılan iki temel özellik söz konusu. O dönemde Prusya mavisi olarak bilinen koyu lacivert ve batı resim tarzına uygun temsil biçimi. Prusya mavisi ya da Berlin mavisi
Fuji Dağı'nın 36 Görünümü adlı serinin 3 ya da 4 resimde kullanılmış olsa da Hokusai'nin bu rengi seçmesi hiç de tesadüf değildi. O dönemde sadece Hollanda'dan getirtilen Prusya mavisi kullanıldığı her zemine derinlik katıyor ve uzun süre solmuyordu. Hokusai belki de batılı anlamda vermek istediği derinlik etkisini mavi rengin derin boşluğu anımsatan gücüyle sağlamak istemişti. Fuji Dağı'nın 36 görünümü çok farklı konuları işlediği için ünlü olmadı elbette. Zira büyük çoğunluğu geleneksel Japon manzara resimlerini andırır. Onları başarılı kılan asıl şey doğal, dengeli ve batılı perspektif kurallarına uygun görünümleridir. Çünkü Hokusai için biçim ve kompozisyon her zaman önemli olmuştur. Fuji Dağı'nın 36 görünümünde kullandığı biçim genelde üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberdir. Serinin 15. resmi olan Kajikavaza'da Bir Balıkçı adlı çalışma baştan sona üçgen bir yapıya yer verir. Fuji Dağı'nın üçgen formu, kayanın, balıkçının ve misinelerin oluşturduğu üçgenin devamında yer alır. Honjo'da Hızarcılar adlı resimde ise sanatçı, resmin tamamını basit kare biçimlerle ve düz çizgilerle oluşturmuş. Ama geometrik biçimlerin katılığı ve keskinliği, Hokusai'nin şiirsel bir ortam yaratmasını engellememiş. Ancak batılı anlamda perspektif kurallarının mükemmel şekilde uygulandığı en iyi çalışma, Edo'daki Seruga Caddesi adlı serinin 5 numaralı çalışması. Fuji Dağı'nın diagonal çizgiye yerleştirilmiş konumu, öndeki işçilerden itibaren baktığımızda kusursuz bir derinlik algısı yaratıyor. Ancak tüm bu çalışmalarda amaç Fuji Dağı'nı göstermek değildir. Sanatçının asıl amacı Fuji Dağı önünde geçen doğa-insan ilişkisine dikkat çekmektir. Zira Fuji Dağı, Hokusai'nin resimlerinde çok önceleri de vardı. Fuji Dağı'nın 36 Görünümü adlı serinin ilk çalışması olan Kanagawa Açıkları'nda Büyük Dalga resminin öncülleri neredeyse 28 yıl öncesinden başlamıştı. 1803 yılında yaptığı bir resim yine Kanagawa Açıkları'nda geçiyordu ve biçimi hatta konusu 1831 yılında yaptığı Son Kanagawa Dalgası'na çok benziyordu. Kanagawa Açıkları'nda Büyük Dalga, bugün Hokusai'nin belki de ezbere bilinen tek çalışması. Ukiyo-e geleneğinin uzantısı olan bu ağaç üzerine ahşap baskı çalışma, yaklaşık olarak 26'ya 38 santimetre boyutlarında. Resmin orijinali bugün New York Metropolitan Müzesi'nde sergileniyor. Resim temel olarak 3 aktörden oluşuyor. Fırtınayla dalgalanan bir deniz, 3 kayık ve Fuji Dağı. Sol üst bölümde ise Hokusai'nin imzası net olarak görülüyor. Resmin arka planında görülen Fuji Dağı yarı yarıya karla kaplanmış. Dağın zirvesi civardaki yerleşim yerlerinin birçoğundan görülebilir. Çünkü bu Japonya'nın en yüksek dağı ve Japon bayrağının amblemi. Özellikle Şintoistler için kutsal bir mekan. Budistler içinse en gözde meditasyon yeri. Gündelik yaşamdaysa güzelliğin sembolü. Hokusai de resimlerinde onu güzelliğin sembolü olarak manzaranın birinci ya da ikinci aktörü olarak kullanmış. Ancak Kanagawa'daki dalgada merkezde olmasına karşın büyüklük olarak ikinci sırada yer alır. Zira resim yüzeyinin büyük kısmı dalgaya ve üzerindeki balıkçılara ayrılmış. Resimde görülen 3 balıkçı teknesi 19. yüzyılda kullanılan tipik kayıkları andırıyor.
Bunlar Tokyo Körfezi ile civar köyler arasında gün boyu gidip gelen taşralı balıkçılara ait. Fuji Dağı'nı merkez alarak baktığımızda kayıkların yönünün güneybatıya doğru olduğu kolayca anlaşılır. Yani resmin sağından soluna doğru ilerliyorlar. Büyük ihtimalle Tokyo'da yüklerini boşaltıp geri dönüyorlar. Ve tam bu sırada güçlü bir fırtınaya yakalanmışlar. Her kayıkta toplam 8 kürekçi var. Ama her kayığın önünde ayrıca 2 yolcu bulunuyor. Bu durumda 3 kayıkta fırtınayla boğuşan toplam 30 kişi söz konusu. Bu döneme özgü balıkçı kayıklarının yaklaşık 12 metre uzunluğunda olduğu düşünülürse, kayıklara göre dalganın yüksekliğinin de 14-16 metre arasında olduğu tahmin edilebilir. Dalganın bu denli büyük oluşuna bakılırsa, buna tayfunla oluşmuş dev bir dalga demek yanlış olmaz. Dalganın çıktığı yer tam olarak Tokyo Körfezi'nde yer alan Kanagawa'nın 90 kilometre açığında Fuji Dağı'nın batısında bir nokta. Ancak Kanagawa açıklarında büyük dalga yüzeyde görülen aktörlerine çok daha farklı hatta mistik anlamlar yükler. Hokusai bunu resim tekniğinin gelişmiş tüm kurallarını uygulayarak yapar. Fuji Dağı koyu mavi ve beyaz rengiyle doğrudan ön planda görülen dalganın yaklaşık aynı tonlarıyla denge kurar. Böylece dağ iki kez tekrarlanmış olur. Üstelik büyük dalganın hemen önünde sahnenin ilk planında görülen küçük dalga Fuji Dağı'nın tekrarı gibi durur. Suyun yüzeyi baştan sona eğilip bükülen biçimlerle kaplı. Bu aynı zamanda deniz suyunun kesintisiz devam eden, kaybolduğu anda yenisini doğuran dalgalı hareketinin göstergesi. Bu açıdan bakıldığında eylemin çerçeve dışında da devam ettiği, denizin başka yerlerde de dalgalanmayı sürdürdüğü anlaşılır. Dalgaların yarattığı köpüklerse aynı zamanda küçük beyaz damlacıklar yaratmış. Ressam bunu beyaz lekeler olarak vermeyi yeğlemiş. Zira aynı beyaz leke kayıkçıların yüzlerini de betimliyor. Resmin sol köşesini dolduran dalgaysa resme adını veren aktör olduğu için çok daha büyük resmedilmiş. Resmin ana aktörleri de ya onun üzerinde ya da ondan bakışla devam eden bir noktada. Hokusai kuşkusuz bunu sadece bir dalga çizmek için resmetmedi. Bu aynı zamanda bir tsunami dalgasını andırıyor. Romantik bir dalga olmadığı ortada. O halde ressam dalganın gerisine nasıl bir anlam yüklemiş olabilir? Dikkatli bir göz bu dev dalganın pençelerini açmış, balıkçıları parçalamaya hazır, kayıkların üzerine eğilmiş bir ejderhayı andırdığını hemen fark edecektir. Bu öylesine yapılmış bir yorum değil elbette. Çünkü Hokusai aynı zamanda fantastik olayların, ejder benzeri yaratıkların büyük manga ustası olarak da bilinir. Üstelik sanatçı bu resimden birkaç yıl sonra doğaüstü güçleri konu alan Yüz Hayalet Öyküsü adlı seri bir çalışma yayınlar. Bazen de Fuji Dağı'nın bizzat kendisi bir ejderi anımsatır ya da Kanagawa dalgasında yer alan en arkadaki bulutların silüet olarak bizzat dalgayı anımsatmaları gibi. Resmin tamamı derin anlamda farklı bakış açılarına da karşılık gelir. Kompozisyonun iki büyük kütlesi olan su ve hava ya da dalga ve bulutlu gökyüzü renkleri ve doygunluklarıyla
birbirlerine tamamen karşıtlar. Biri yoğun, dolgun ve koyu, diğeri hafif ve açık. Ya da yin ve yang. Ya da doğanın iki kütlesi arasında kalan insanın güçsüzlüğü. Ya da Budizm, insan elinden çıkan her şeyin, kayıkların, dalgalar karşısındaki çaresizliği. Ya da Şintoizm, doğa her şeyden güçlüdür. Ama tüm bunların ötesinde bu resmi ilginç kılan bir şey daha var. Okuma yönü. Japonlarda okuma yönü yukarıdan aşağıyadır. Ama bu resimde sağdan sola verilmiş. Oysa okuma yönü soldan sağa olan Batı toplumlarında resmin hareket algısı ilk önce soldan sağdır. Yani dalganın eğilme yönüne doğru. Ama durum tam tersi. Hokusai okuma yönünü sağdan sola vermiş. Bu aynı zamanda kayıkların gidiş yönü. Çünkü balıkçılarla dev dalganın mücadelesi ancak ters yöne hareketlerle verilebilirdi. Aksi takdirde resmin anlamı dalganın önünden kaçan kayıkçılar olurdu. Oysa resimde balıkçılar dev dalgaya karşı koyuyor. Resmin gücü ve hareketi, hatta trajik özelliği de buradan kaynaklanır. Tüm bunların dışında belki de resmin aktörü olmadığı halde önemli bir şey daha var. Sanatçının imzası. Sol üst köşede duran dikey atılmış iki imza, ukiyo-e resimlerinin tamamında benzer şekilde atılırdı. Dikdörtgen çerçeve içine alınmış imzada çalışmanın ismi ve bağlı olduğu seri yazılı. Fuji Dağı'nın 36 görünümü, Kanagawa açıkları, dalga altında. Çerçeveye alınmamış ikinci imzada ise birebir şunlar yazılmış. İsmini Litsu olarak değiştiren Hokusai'nin fırçasıyla resmedilmiştir. Katsushika Hokusai, Japonya'nın bugün kabusu haline gelen doğa olaylarının, depremlerin, volkanların ve tsunamilerin büyük ressamı. Onun için doğa sürekli değişen, ürküten, bazen şefkatle saran ve güzelliğin en güzel sureti olan insandan ve insan elinden çıkma her şeyden daha güçlüydü. Kuşların, bitkilerin, böceklerin, nehirlerin, köprülerin ve gökyüzünün en çekici, en şiirsel ve parlak hallerini o resmetti. Ve bunları hiçbir şeyi yüceltmeden, abartmadan, dönüştürmeden ve küçümsemeden yaptı. Bugün onun resimleri sayesinde modern binaların yaratıklar gibi yükseldiği metropollere bir kez daha bakıyoruz. Tokyo'nun sürekli homurdanan hayalet görüntüsü içinde hareket eden insanın ve gündelik yaşamın hiç durmayan akışının baş döndüren hızı Hokusai'yi bir kez daha anımsatıyor. İnsan elinden çıkma her şeyin, en güçlü ve korunaklı mekanların bile doğanın gücü karşısında çaresiz kaldığını sürekli hatırlıyoruz. Hem de tekrar tekrar ve büyük trajedilerle. Tıpkı 2011 yılında Sendai kentini yerle bir eden 38 metrelik dev tsunami dalgaları gibi.